Merhabalar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. House Flipper 2'ye devam edeceğiz. Geçen bölümde toplum merkezi miydi? Toplum merkezi diye bir yeri yapmıştık ama bayağı uzun sürmüştü, bayağı uğraştırmıştı bizi. Ve artık tamamladın hikayeleri gibi bir şey söylemişti ama ha bizim yapmadığımız yerler var. Bir de yeni bir ev satın almıştık. Önce bir şu haritadan bakalım. Crayfish'te bir yer görünüyor. Pinakova geri taşınıyoruz. Aman Allah'ım. Selam tatlım. Evet, e-posta konusunu doğru okudun. Sunset Bey bana güzel kasabamızı o kadar hatırlattı ki ev hasreti çekmeye başladım diyor. Aa, annemizden bir şey gelmiş. Burada yok. Ha, burada iki tane yer kalmış. Ama ben merak ettim ya. Galiba annemizin evini yapacağım. Ailemizin evini. Devam edelim. Ama endişelenme, eski evimiz hala senindir. Deniz kenarında yaşamayı gerçekten çok sevdim. Bu yüzden yine kıyı kesiminde bir yer bulmaya karar verdik. Tom bize şirin bir ev satın almamıza yardımcı oldu. Sadece evin içi bana biraz fazla canlı geldi. Madem artık önemli bir yenileyici oldun, ben de yeni evimizi senin hazırlayabileceğini düşündüm. Önden birkaç eşyayı gönderdik. Duvarlara ve mobilyalara gelince güzel bir şeyler ayarlarsın artık. Ne tür renklerden ve tarzlardan hoşlandığımı bildiğini düşünüyorum. Olur da bizimle yaşamak istersen sana da bir oda ayırdık. Seni seviyorum, annen. Tatlı bir ev. Baksanıza fotoğraflarına. İçi boş. Tamamen boş galiba. E hadi başlayalım. Eğer vaktimiz kalırsa da, yani çok uzun sürmezse, eğer göründüğü gibi ise bu ev çok uzun sürmeyecektir ama eğer öyle ise gidip yeni evimize de bir bakarız bu bölümde. Evin dışı gerçekten çok hoş. Baksanıza. Sanırım ama şu dışarıda bir görevimiz var gibi. Ben mi yanlış gördüm? Gazete atmışlar verandaya. Çok tatlı. Ha şu... Ha, tamam, oraya içeriden gideceğiz. Burada yapacak bir şey yok gibi duruyor. Ha, satın al ve kutuları aç diyor. Ha tamam. Direkt satın alacağız. 188 duvarı yıkacağız. Ne diyormuş? Ha, tamam. Hangisinden başlasak acaba? Neyi satacağım ki ben? Ha, şu kapıyı mı satacağım? Bakayım. Aynen. Sattım. Açık konsept mi yapıyoruz? Yıkalım bakalım. Tamam. Bir de burayı yıkacağız. Bitti. Şimdi yüzey kaplaması yap diyor bana. Duvarlar için süslü fayans, sıra halinde zebralar, duvar kağıdı. O zaman şu süslü fayansı nereye alsak? Ben ikisinden de bir alayım da. Çünkü duvar kağıdını herhalde şu aralara yaparız. Şunu şuraya yapalım. Tamam. Onu bir bırak. Geri kalan yerlere de bunu yapalım. Neden her yeri böyle zebra yapıyoruz? Annemiz biraz canlı dememiş miydi ev için? Şu an bence daha canlı oldu. Neyse, şuradan devam edeyim. Bizim de bir odamız olacakmış bu evde. Yaşasın, sahilde bir evimiz olacak.
Bizi de unutmamış ailemiz. Gelelim buraya. Peki bir de boyayacağız. Şunları bir satayım. Neresi boyanacak? Şurası boyanacak. Oraya uygun bence şu olsun. Abartmayalım, kırmızı alıp. Tamam, bir de şuralar. Tamam. Boya işlemi de bitti. Satsam mı satmasam mı? Şimdilik bir şurada dursun bakayım. Eşya satın alacağız ve kutuları açacağız. Siz bir şurada durun. Biraz ortada duruyorsunuz gibi geldi bana. Ne satın alacakmışız? Bir kanepe, bir puf. Masa. Masayı nasıl koysak? Bence masayı şöyle koyalım. 4 sandalye olacağına göre o zaman şöyle koyalım. Bence böyle iyi. 4 sandalye. Tamam. Askılık, ayakkabı rafı ve askılık. Ayakkabı rafını şöyle koysak. Askılığı da üstüne taksak. Tamam. Bir adet kanepe. Bence kanepe böyle olsun. Puf. Aman Allah'ım. Bu ne? Raf. Bu da şöyle bunun üstünde olsun. Saksı. Saksıyı da masaya koyalım. Bakayım. Tamam, çok da büyük değil. Kutuları açabiliriz. Tamam, kutuları açalım. Gel bakalım. Oh, halı. Halıyı şöyle koyalım. Tablo kaç tane olacak acaba? Bir tanesini şöyle koysak. Ha, çok güzel. Seni nereye asalım? Onu da şöyle asalım. Bir tane daha var. Acaba rafı şuraya mı koysaydık? O zaman bunları yan yana asalım. Bir dakika. Oldu. O bitti mi? O zaman seni açalım. Mumluk. Sen bir gel bakayım. Gaz lambası. Ha, bu buraya sığmıyor mu? Tamam, mumları yerleştirdik. Burada işimiz bitti. Şimdi mutfağa geçelim. Herhalde mutfak eşyalarını yerleştireceğiz. Dur bakayım. Tamam, tabakları bir tarafa yerleştirelim. Kaseyi de yanına. Gitti. Bulaşıklık. Bulaşıklığı şuraya koyacağım.
Belki çay kahve makinesi varsa çünkü onları oraya yerleştiririz. Çöp kutusu. Ay, sen de buraya mecbur. Bir tabak daha. Bunun üstüne yerleştirebiliyor muyum? Bu ne? Bardak mı bu? Bardakmış. Zebra'yı ne kadar çok seviyor annesi. Ha, bu çöp değilmiş. Çay kahve kavanozuymuş. O zaman şöyle yapalım. Tamam. Bunu da şöyle yapalım. Başka var mı? Kase. Ama. Nereye koyacağım ben bu kaseyi? Şuraya yerleştireyim madem. Tamam. Şimdi kapanır mısın? Kapandı. Tamam, o öyle kalsın artık. Annemiz yerleştirsin onu da canım. Burada işimiz bitti. Gelelim buraya. Burada ne varmış? Burası yatak odası mı? Ha işte bakın burada. Durun bir şunları satın alalım. Oo, şezlong. Şezlongları şöyle koyalım bence. Denize karşı olsun. Masa. Dekoratif masa. Yani sehpa. Bir de şemsiye. Burada bana da bir oda yapar mısınız ya? Vallahi güzel burası. Satın al ve kutuları aç. Burası yatak odalarından biri. O zaman şunu şöyle kenara alalım. Burası giyinme odası herhalde. Dolabı buraya yerleştireceğiz. Tamam, önce bir yatağı alalım. Yatağı mecbur. Bir bakabilir miyim? Burayı nasıl dekore etmiş? Göstermiyor ki. Neyse. Şimdi o zaman yatağı şöyle koysak. Televizyon ünitesi diyor. Televizyonu da böyle koyalım madem. Şu kapıyı bir kapatayım. Sen bir kapan. Tamam, mecbur buraya koyacağız. Televizyonu da böyle koyalım. Şifonyer. Şifonyeri de şöyle koyalım. Bunu biraz daha mı ortalamalıydık acaba? Ama şöyle yapalım bence. Tam pencerenin altı olsun. Biraz prizleri kapattık ama. Evet, ne diyor? Çalışma masası. Ha, çalışma masası da buraya demek ki. Şu kutuyu bir alayım. Sen bir şurada dur canım. Ay, geçemiyorum. Bunun önü arkası burası. Tamam. Mantar pano. Ofis sandalyesi. O da tamam. Saksı ve dünya haritası. Kutu var diye mi geçemiyorum ben? Çık daha aşağı. Tamam. Saksılık. Saksılık nerede olsun? O da burada olsun. Beş tane saksı. Üç tanesi buraya olsun. İki tanesi de buraya olsun. Madem. Paşa kılıcı. Bunu şuraya koyalım. Bu sanki büyük gibi geldi. Tamam. Kutuları açacağız şimdi. Sen bir gel buraya. Bu ne be? Cozy Village.
Ha, kartpostal. Tamam, kartpostallarımız. Ha, bunlar mantar panoya asılacak. Tamam. Gittikleri her yerden kartpostal toplamışlar. Kafama göre yerleştiriyorum. Çünkü öyle düzenli bir yerleşim olmaz herhalde mantar panoda. Aa. Bunlar buraya mı yerleşecek acaba? Sığmıyor mu? Tam buraya koyalım. Hem. Bu da burada dursun. Bu da burada dursun. Bitmedi mi daha? Lamba. Hoplaya zıplaya gidiyorum her yere. Bu ne? Bu da sepet. Tam bu da şurada dursun işte. Bitti. Bir de puf. Pufu da şöyle koyayım. Tamam burası. Yalnız işimiz bayağı uzun herhalde yine. Baksanıza bir yıldız bile alamadık. O kadar şey yaptık yine. Tamam. Buradan çıkalım. Burası bitti. Kapatalım. Kafamız karışmasın. Gelelim buraya. Banyo. Peki. Kutuları açalım. Sıvı sabun. Diş fırçalık. Tuvalet fırçası. Bu ne? Mummuş. Bunu da şöyle koyalım. O çok büyükmüş. Bu şampuan. Ya da duş jeli. Şuraya bir geçeyim. Şunu bir düz yapayım. Tamam, burası da bitti. Banyomuz. Yo, bitmemiş. Ne var burada? Ha, yüzeyleri kaplama var. Tamam. Şuraları kaplayacağız. Başka? Ha, bir de burası varmış. Bitti. Şunu da bir satalım. Evet, banyo da bitti. Hala bir yıldız alamadık. Satın al ve kutuları aç. Tamam. Önce bir boyama varmış. Boyayalım. Mavi boya canlı. Öbürü soluk muydu? Tamam, peki. Evet. Bu nasıl canlı ya? Bayağı koyu bu. Tamam. Bir de burası varmış.
Bitti mi? Tamam, bitti. Seni bir satalım. Ve kutuları açalım. Yok, satın alalım. Önce eşya satın alalım. Televizyon ünitesi. Ha, şuraya gelecek galiba. Bir dakika. Buraya koltukları koy diyor. Tekli koltukları. Şöyle. Ha, buraya bunları koy demiş. Önüne şunu koy, kahve masasını koy demiş. Ağaçları koy demiş. Ağaç dediğim yani saksıları yerleştir demiş. Şuraya. Bir. Şurası da iki. Bakayım, evet. Ve şu ağaçları koy demiş. Şu bir. Şunu biraz daha öne alalım. Bu da iki. Evet, böyle yap demiş bana, bakın. Buraya da televizyon ünitesi, televizyon ve koltuğu koy demiş. Kalan yere de kitaplığı koyacağız herhalde. Şunu sadece duvara yanaştıralım. Kanepe. Buraya. Kitaplıkta artık burada yer kaldı sadece. Herhalde burayadır. Ne kaldı? Bir saksı daha. O da zaten küçükmüş. Onu da şu kitaplığın üstüne koyalım. Orada olmadı. Çiçek. Şuraya koysam. Biblolar var. Vazolar var. Tamam. Ha, çok güzel. Bunu şuraya bir yerlere sığdırabilir miyiz ki? Tamam, sığdırdık. Bunu da şuraya koysak. Aşağıda görünmüyor çünkü. Bunu buraya koyalım. Ne kaldı? Tamam, seni de şuraya koyalım. İkiniz kardeş kardeş durun orada. Bu ne? Bunu da şöyle koyalım. Dur. O zaman şöyle yapalım. Tamam. Burası da tamam. Geldik buraya. Bizim odamız burası mı? Aman Allah'ım, küçücükmüş. Yüzeyleri kapla. Tamam. Dalgalar mı, yeşil yapraklar mı? Yeşil yapraklar olsun. Koskoca evde bir tane mi banyo var? Ha, bir de şurası. Güzelmiş bu duvar kağıdı. Şimdi daha yeni bir yıldız geldi. Tamam, burası. Sen bir dur bakayım şurada. Evet. Aynen, burası bizim odamız. Minnacık. Ne bu? Çalışma masası, raf, gardırop. Bir komodinimiz bile yok. Böyle koyalım bari, ne yapalım? Çalışma masası nereye konacak? Şuraya koyacağız mecbur. Raf. Ha, çok güzel. Birini böyle koyalım. Birini de böyle koyalım artık. Ne yapalım? Burası yoksa misafir odası falan mı? Umut ediyorum ki bir oda daha kaldı ya. O daha büyüktür ve orası bizim odamızdır diye umut ediyorum. Bilmiyorum şu an. Çiçeği koyduk. Saat. Saati de nasıl koysak? Şöyle koyalım. Bu da sandalye. Bu da bu kadarmış. Aman.
Tamam. Kapatalım. Geldik buraya. Bu ne? Burada bir şey bile yok. Aa, bu oda bile değil burası. Ayakkabılık. Şimdi şunu bir satalım. Ne kaldı? Başka kat yok burada. Aşağı kat falan mı var benim görmediğim? Ve sadece bir yıldız verdi bize. Neden? 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 Bu banyo. Yasak odası. Ha, burada bitmemiş bir şeyimiz varmış. Aa, yüzey kaplamaları var. Ya bu annemiz ne kadar rüküş. Ha, bir de böyle kuşlarla kaplı bir odada nasıl yatacak ya? Şu an ben rahatsız oldum. Burada mı boş yer kaldı yoksa? Aynen. Tamam. Bitti. Sen tekrar buraya dönebilirsin. Bir de boyayacakmışız. Hangi rengi boyayacağız? Pembe boya. Aman Allah'ım, daha ne kadar kötü olabilir diyordum ki. Odayı pes pembe yapıyor. Evet, şimdi geldi 3 yıldız. Herhalde şurayı. Evet. Tamam. Bitirdik. Yani tamam, hadi bir derece şu odanın rengi, ama bu kuşlar hiç hiç olmadı ya. Ben gidiyorum anneciğim ve babacığım. Zaten bana minicik bir oda bırakmışsınız. Teessüf ederim. Kapattım. Haydi bitirelim. bin kazandık. Sahildeki her şey çok eğlenceli diye bir Steam bildirimi geldi ama göremedim, okuyamadım. Hemen gitti. Bir şu eve bakalım, aldığımız eve bir bakalım. İşlem yapmayacağım. Sadece eve bir bak. Ay, şu montajlar kaldı. Masa lambası. Ya bir tane montaj yapalım. Hiç yapmadık çünkü. Sonra da eve bakalım. Şu yeni aldığımız eve sadece bakalım. Ondan sonra bölümü bitirelim. 4 aşaması varmış. Birleştirmeyi bitir, sadece iyi ya da mükemmel ve 1 dakikanın altında bitir diyor. Ha, şunları diyor. Al ve buraya tak. Süremiz başladı. Bunu da buraya tak. Ve monte et. Şu vidadan diyor. Tamam. 3 tane çivi taktık. Sonra tamam. Diğerini çok sıktık herhalde. Şimdi şu boruyu bul diyor bana. Aşağıya takılacak herhalde. Nasıl takacağım ben onu aşağı? Ha. Tamam. Şimdi ampulü tak diyor. Mükemmel dedi. Şimdi bunu al ve buraya tak. Monte edelim.
Üçüncü. Üçüncüyü nereye takacağız? Tamam. Ha, onu da şuraya takacağız herhalde. Hı, tam şuraya o zaman. Yo. Bir dakika, bulamadım ki şu an. Ha, buraya. Tamam. Evet, öğrendik. %2 indirim alabildik sadece. Biraz fazla oyalanmışız. Sağlık ol. Burası bayağı harabe. Aman Allah'ım. Şunları bir toplayayım bari gelmişken. Üf. Dur bir şunu... Bir dakika canım dur. Bir kaldıralım yukarı. Bunu da at içine. Hı. Şunu da bir kaldır. Tamam. Başka var mı çöp? Şunları da satalım. Ne böyle burada? Tamam. Ay çok kötü burası. İsçit, mit. Neyse işte şurası korkuluk yapmak lazım. Üf. Bir kere giriş çok dar. Aman Allah'ım. Ben bu duvarı yıkarım herhalde ya. Şöyle. Baştan sona. Yıksam ne olur? Şuradan da mutfağa giriliyor. Buradan evin arka bahçesine. Arka verandasına açılıyor. Çıkılıyor yani. Şuradaki çöpleri de toplayayım da. Resmen bir harabe satın almışız. Tuh tuh tuh. Peki. Kapat. Burada ne var? Tuvalet. Yani bilemedim ki. Eski bir telefon. Ben herhalde şuraya kadar duruyor bu evi. Bu ne be? Bir merdiven çıkıyorsun, kapı. Bir merdiven daha çıkıyorsun. Burada bir oda var. Burada bir oda daha var. Burada balkon var. Koskoca evde. Bir tane mi banyo var koskoca evde? Aa, şaka gibi. Neyse, bu eve adam edeceğiz. Baya işimiz var gibi görünüyor bu evle ama adam ederiz ya. Ne yapalım? Neyse tamam. Bu bölümü burada bitiriyorum. Öbür bölümde hikaye yapmayacağım. Tamamen bu eve odaklanmak istiyorum. Çünkü bu evin çok işi var gibi duruyor. Yani şu an kafamda hiçbir şey belirmedi. Sadece o girişteki duvarı yıkmak istedim. Çok fazla kapatıyor evi diye. Bir de bu merdiven, biraz merdiven çıkıyorsun, çat kapı, bir daha merdiven çıkıyorsun. Çok saçma geldi bana ama onunla ilgili yapabileceğim bir şey var mı? Kapıyı kaldırabilirim sadece. Bir de iki kat katlı evde bir tane banyo var. Bilemedim. Neyse, bakarız öbür bölümde. Tamamdır o zaman, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.